Herkese merhaba, İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7'den 70'e herkesin çok sevdiği patates kızartmasını yapacağız. Patates kızartmasında önemli böyle küçük püf noktaları var. Örneğin dışarıdaki patates kızartmasını çok seviyoruz. Eve gelince sevmiyoruz, özellikle çocuklar. Anne dışarıdaki gibi olmadı, dışarıdaki daha güzel diyerek evdeki patatesin yüzüne bakmıyoruz. Bugün sizlerle birlikte dışarıdaki kadar lezzetli, çıtır çıtır harika bir patates yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle ben patates kızartması yaparken orta boy patatesleri seçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Sarı patates kızarma patatesi olarak da geçiyor. Özellikle pazarlarda satılırken kızartmalık ve yemelik diye de çok söylenir. Ben kızartmalık olanı tercih ediyorum. Dediğim gibi şöyle orta boyda sarı patates. Ve sonra hepsini aslında püf noktası güzelce dilimlemek. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen hemen hepsini şöyle uzun ince dilimlerle ne çok ince ne de çok kalın bir şekilde kestim. Diğer bir püf noktası patateslerimi kestikten sonra yaklaşık olarak 30 dakika kadar soğuk suyun içerisinde nişastasının bırakmasını istiyorum. Bu arada 30 dakika dedim. Sizin vaktiniz var. Akşam üzeri yemek yapacaksınız diyelim ki. Öğlen patateslerinizi kestiniz, soğuk suyun içerisinde koydunuz. İstediğiniz kadar bekletebilirsiniz akşama kadar. Zaten beklettiğinizde ve bıraktığınızda suyun sarılığını göreceksiniz. Bu demek oluyor ki patatesimiz nişastasını bıraktı. Bu çok güzel ve çok önemli bir nokta. Çünkü patates nişastadan ayrılırsa o zaman çıtır çıtır ve içi yumuşak, dışı kıtır kıtır ve çıtır çıtır bir patates haline gelecektir. Biraz önce söylediğim gibi 30 dakika kadar soğuk suyun içinde beklettim. Bu en önemli noktalardan biri. Kesinlikle ılık olmamalı. Soğuk suyun içinde kalması önemli. Sonra bir mutfak havlusu ya da mutfak bezi yardımıyla güzelce kurulayacağız. Bu aşama herhangi bir tehlike arz etmemesi için önemli. Çünkü yağda pişireceğiz. Hepinizin bildiği gibi ıslak bir su, damlacık yağ düştüğü zaman yakabilir. O yüzden dikkat edelim mutlaka ve patateslerimizin tamamen suyunu almış olalım. Şimdi patateslerimizi pişirmeye başlıyoruz. Patateslerim şu an pişiyor. İlk olarak içinin tamamen pişmesi için yaklaşık 5 dakika kadar kısık ateşte pişireceğim. Sonra piştikten sonra onları tekrardan kabımın içerisine alacağım ve ateşimi yükseltip yüksek ateşte dışının kıtır kıtır ve çıtır çıtır olması için tekrardan pişireceğim. Evet, ilk aşamada amaçladığım şey içinin pişmesiydi. Şöyle göstermek istiyorum. Patateslerim içi istediğim gibi pişti. Şimdi yağımın altını yüksek ayara ayarladım ve kızdığında patateslerimi tekrardan ekleyip pişireceğim. Patateslerim pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Sevgili İlke, şöyle yaklaştıralım sana doğru. Şöyle. Ve en güzel kısmına geliyor. Gerçekten çıtır çıtır oldu. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Harika. Hatta şöyle biraz ketçap alacağım. Şunu da mayonezle denemek istiyorum. Harika oldu. Hatta ben sarımsaklı mayonez çok severim. Çok yakıştırırım. Siz de deneyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.